Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün menümüzde ne var? Bugün menümüzde hindi kavurma var. Evet, ne kadar? 485 gramlık hindi aldım. Maşallah kırmızı ete de benziyor, kırmızı et gibi ya. Bunu şimdi et muamelesi yaparak pişireceğiz. Yani tavuk muamelesi, et muamelesi yapacağım ben buna. Şöyle bir saç kavurma misali bir şey yapalım. Döküm tavayla yapacağız tabii ki. Önce şu biberlerimi halledeyim. Bu arada söyleyeyim. Patateslerimi ben daha evvelden kızarttım. Et dediğim patatessiz olmaz bir kere. Bu bir benim için. İkincisi iki tane orta boy dallı domatesi. Şöyle çok ufak küp küp doğradım. Baharatlarım da belli. Karabiber, kekik, pul biber, kırmızı toz biber, tabii ki tuz. Kimyon kullanmıyorum arkadaşlar burada. Çünkü buna ben et muamelesi yapacağım. Yani tavuk olsaydı kimyon kullanabilirdim. Yani kimyon köftelere de gidebiliyor bazen ama gene de tavuğa giden bir baharat. Tavuk olmadığı için et muamelesi yapacağım dediğim için normal saç kavurma yaptığım gibi yapacağım. Açık söyleyeyim daha önce hiç hindiden böyle bir denemedim. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Şu biberlerimizi. Acıymış da belli. Kokusundan belli. Şöyle ufak ufak doğrayacağız arkadaşlar. Şimdi bu acıysa pul biberi birazcık tabii ki idare etmek lazım. Kokudan belli etti kendini. Şöyle. Arkadaşlar böyle keserken artistik yapacağım diye elinizle kesmeyin. Dikkat edin. Biberlerimi çok ufak doğradım. Bir kaba aldım. Şimdi etimizi nasıl yapacağız? Burası herhalde hindinin butu mu? Ben de tam olarak bilmiyorum ama herhalde butu olması gerekiyor. İncik kısmı. Bildiğin arkadaşlar ya hakikaten bildiğin kırmızı et gibi ya. O zaman kırmızı et muamelesi yapacaksak biraz ufak keseceğiz. Çünkü hindi eti biraz tavuğa göre sert olur. İstediğimiz bir şekilde çabucak pişiremeyiz. Sote dedikleri tabirle yapacağız. Şu ebatta. Bu ebatta keselim hepsini. Evet, etlerimizi şu şekilde doğradık. Gördüğünüz gibi şimdi pişirmeye geçelim. Döküm tavamızı çok iyi kızdırdık. Buna şimdi sıvı yağ koyacağız. Ne kadar yani her ne kadar tavayı kapatacak kadar olsa da birazcık daha bol koyacağız. Çünkü yapacağımız yemek bunu götürür. Zaten hindinin tamamen yağsız yerinden herhalde vermiş. Yağın kızmasını bekliyoruz. Bir deneyelim. Azıcık daha bekleyecek. Bunu da kıymadan farklı olarak önce eti halledeceğim arkadaşlar. Biberleri sonra koyacağım. Çünkü pişmesi birazcık uzun süreceği için biberler başka olabilir. Şöyle güzel bir çeviriyorum. Dediğim gibi etimiz gayet yağsızmış. Onun için
koyduğumuz sıvı yağ bize sıkıntı vermeyecek. Heh. Siz biraz daha az yağla yapabilirsiniz. Ama lezzeti bu kadar iyi olmayacaktır. Etlerimizi kavrulmaya bırakalım. Evet, etlerimizin rengi dönmeye başladı. Etimiz yavaş yavaş kızarıyor. Şimdi biberlerimi atıyorum. Biraz tabii ki tavuktan da kıymadan uzun sürdüğü için dediğim gibi biberleri sonradan atıyorum. Şöyle şu anda zaten kızgın olan tavada etlerle beraber bir karıştırıyorum. Bunlar çok çabuk kendine gelecektir. Evet. Şöyle 1-1,5 dakika yeter buna. Biberleri pişirme işlemimiz bitti. Sıra geldi domatesimizi atmaya. Ben iki tane dediğim gibi orta boy domates attım. Biraz daha atabilirsiniz ama arkadaşlar etin tadını öldürürsünüz. Şimdi karıştırmadan yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber atıyorum. Bir çay kaşığı da pul biber atıyorum. Bunu atlayabilirsiniz. Biber zaten acı ama. Şimdi güzel bir olacak. Bunu güzel karıştırıyoruz. Kekiğini daha sonra atacağız. Tabii ki etimiz pişene göre uzatalım. Biz de unuttuk. Yarım kiloya yakın et olduğu için, içindeki malzemelerle yarım kilo olduğu için bu bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Ben deniz tuzu kullanıyorum arkadaşlar artık. Şimdi domatesler helmelerine kadar pişiriyoruz. Domatesler helmelendi. Yani helmelenmek demek iyice pişip kendini salması demek. Helmelendiği vakit şöyle bir güzel karıştırıyoruz ki domatesin çıkan suyu, lezzeti her şeye geçsin, birbirine karışsın. Bu işler olduktan sonra 2 çay kaşığı tepeleme kekik atıyorum ve altını kapatıyorum. Çünkü zaten döküm tava kolay soğumayacak. Ama kekiği böyle en sonda atmanız çok önemli. Yanmaması gerekiyor. Bu hindinin kendine has bir tadı ve kokusu var. Alışkanlar için değişik olabilir. Ama kekik bunu örtüyor ve mükemmel bir lezzet veriyor. Şimdi benim size her yemekte tavsiye ettiğim gibi bu tip yemekler, yani böyle karıştırılmış etli yemekler piştikten sonra bir 5 dakika tavanın kendi sıcağıyla beraber dinlenmesi, içini çekmesi çok daha iyi oluyor. Bekleyelim. Evet, etimiz kendine geldi. Arkadaşlar ben de hindiyi bu şekilde ilk defa pişirdim. Daha var yedim ama bu şekilde ilk defa pişirdim. Tadını merak ediyorum. Müsaadenizle hem tadayım hem de size fikrimi söyleyeyim. Yani tavuktan ziyade ete benziyor. Gerçekten güzel olmuş, hem de sağlıklı. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.